Çık çık, tamam çık sen. Çık, tamam. Bakma bakma o saate. O teknisyen olmadan da yanaşırsa aile, merak etme. Kime diyorum? Fatma Gül. Ne olur yenge, beni görmezse darılır. Aptal, atma kendini o kadar ortalara. İki günde hevesi geçecek adamın. Gülme sen de aptal aptal, dön önüne. Gel bir çayımızı iç. Yanağa gidiyorum dönüşte. Gözün aydın Mustafa, hasret bitiyor. Bizi bir gün bile karşılayan olmadı. Reis, yenge siz nişanlıyken gelir miydi karşılamaya? Ne gezer? Evin kapısını açsın razıyım. O kaidesini kaldıracak da sahile koşturacak. Be! Hoş geldin. Hoş bulduk. Ey maşallah, denizi kuşmuşsunuz valla. Balık bolmuş. Senin şansın. Sen şöyle biraz dur, kasaları yükleyelim. Sonra eve bakmaya gideriz. Geliyorum.
Sen bırak reis. Asıl sen bırak oğlum. Kızı bekletme. Olur mu öyle şey? Telleme lan. Sürdüğün kokular boşa gitmesin. Ya abi. Arabalardan al. İki tane benim bavulum var. Beş tane de amcamların. Üzerlerinde isim yazıyor zaten. Peki efendim. Valizlerin başında bekle sen. İkinci arabayla gelirsin. 7 tane ha. Eksik almayın. Enişte hoş geldiniz. Yengeciğim hoş geldin. Ablacığım. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Vallahi nerede? Adamlar getiriyor. İyi hadi o zaman gidelim. Baba nasılsın? Şükür görebildin. Amcama söyleyeceksin. Münir abi nasılsın? İyidir, sen nasılsın? Ya bavulların başında bekle demedim mi sana ben? Akın bekliyor işte. Ya kaybolur bir şey olur uğraş dur. Çocuklar bakıyormuş işte. Huysuzlanma Reşat'cığım. Araba nerede? Geliyor enişte, geliyor. Of, çok sıcak. Erdoğan! Geliyorum, bir dakika. Ya nereye gidiyor bu? Ne haber lan? İyidir. Kusura bakma, yanına gelemedim. Arabayı çekecekler diye. Ha, bizi mi karşılamaya geldin sen? Yok, buralı bekliyorum. Şimdi indi o da. Aa! Aynı uçakta mıydık? Ben hiç görmedim. Ya kimi gördü bu yine laklak ediyor? Kerim, ebenine var ya, onun evlatlığı. Ebenine deme bana. Erdoğan hadi. Geliyorum bir dakika. Ya beni karşıla deyince ben de Galip Usta'nın arabasını aldım geldim. Ha, iyi yapmışsın, iyi yapmışsın. Selim nerede? Vallahi beyefendi bugün gelecek inşallah. Akşama falan burada olur. Erdoğan hadi oğlum. Ay Erdoğan'ımıza. Hadi hadi git. Nasıl tanışanla görüşeceğiz. Belki daha önce de görüşürüz. Eyvallah. Bu sıcakta bekletiyorsun bizi. Kusura bakma amca. Bir senedir görüşmüyorduk da bir merhaba diyeyim dedim. Yaz kış burada yaşıyor değil mi o? Evet. Ebenesiyle koyların bekçiliğini yapıyorlar. Kıracağım bellerini sonunda. O olacak. Aslında kadını ikna etsek bütün kasaba arkasından sapır sapır dökülecek tapuyu ama... Halledin işte Münir. Niçin buradasınız? Kanun çıktıktan sonra 5 katını alamayacağız o arsaları biliyorsunuz değil mi? Ya o zaman biz sapır sapır dökeceğiz paraları. Abi uğraşıyoruz biliyorsun. Ama kadın direniyor. Bir taraftan uyandırmak da istemiyoruz. Şu nişan işi bitsin. Ben çökeceğim o kadının gırtlağına belli oldu. Sağ ol ebenine. Allah razı olsun. Hadi bakalım geçmiş olsun. Sağ olasın. Kaç günde iyileşir ebenine bu? Merak etme, yaşananların nişanında böyle şakkıda şakkıda oynarsın. Ebeninin macunları aynı günde etkisini gösterir. Ölüyü bile diriltti, daha ne diyeyim. Aman edepsizler, aman. Hadi hoşça kalın. Hadi bekleme, devam et. Tamam. Vural! Acele acele çabuk, durdurmuyorlar. Ne adamsın ya? Çabuk abi, acele et, durdurmuyorlar. Çabuk, çabuk, çabuk. Ben de seni gördüğüme çok sevindim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum bir saattir seni bekliyorum. Herkes çıktı, sen çıkmadın. Kalabalıktı. Millet bavulunu alırken ben de bir kahve içeyim.
yapıyorsun? İyidir. Bakıyorum da biz yokken boş durmamışsın, kas yapmışız. Ya sabahtan akşama kadar spor yapıyorum. Hadi canım. Ne diyorsun oğlum ya, bütün gün atölyedeyim. E tabii, sen de haklısın. Demir kaldır, demir indir. Yaşaranlarla aynı uçaktaymışsınız. Bilmem, görmedim. Erdoğan da seni görmemiş. Onlar business'taydı herhalde. Selin de akşama gelecekmiş. Desene, bizim çete yine toplanıyor. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Değiştir şunu. Galip Usta'nın arabası oğlum. Sağ ol. Eyvallah. Ortadan kaybolma. İki gün sonra balığa çıkacağız. Tamam. Bizimkilere görünmeden önce eve gidelim. Daha yeni geldin. İki gün sonra gidecek misin hemen? E para lazım. Ev bitmeden nasıl evleneceğiz? Asma yüzünü. Çok çirkin oluyorsun. Seni çok özledim. Yapma. Yapma. Bu sefer geberdim ama. 10 gün oldu. Yapma ne olur. Tamam tamam, bir şey yapmayacağım. Öpeceğim sadece. Nasıl dayanıyorum ben sana ya? Evet, hemen bitir, evlenelim o zaman. Bitireceğim. Sonra aylarca evden çıkarmayacağım seni. Doya doya dokunacağım, koklayacağım. Ve bitene kadar annenlerle otururuz diyorum, dinlemiyorsun beni. Teyzem hazır, evleniriz hemen, ne olacak? Ha, sonra yengenin de çenesi kapanmasın. Yok Mustafa sözünü tutmadı diye bütün kasabada dolaşsın. Niye acele ettiler acaba diye seni el alemin diline düşürsün, olmaz. Evi bitireceğim. Sonra telinle, duvağınla, belinde kırmızı kurdelenle kucağımda sokacağım seni içeri. Hoş geldin Mustafa Bey. Hoş bulduk anne. Bırak bırak. 10 gün sonra geliyorsun. Annem özlemiştir. Bekler, bir elini öpeyim demeden koşa koşa buraya. Zaten yeni geldik. Tahtalar sıcaktan çatlamış mı diye bakmak istedim. Biz de çıkıyorduk değil mi? Her şeyi unuttun artık, her şeyi. Ya üzme anneciğim beni, üzme. Fatma Gül'ün yüzünü de ancak sen buradayken görebiliyoruz zaten. Aşk olsun Halide anne, en az 5 kere geldi. Bak sayıyor bir de. Hadi gidelim. Annemin yemeklerini de özledim. Hadi. Hiçbir şey yapmadım. Yemek memek yok. Aa, vallahi hayatta inanmam anneciğim. Şey, otlu börek de mi yapmadın? Hayır. Aa, mücver. Hadi oradan yalancı. Kuyun değişti senin. Ya üzme beni, üzme. Çocukluğumuzun kokusu değil mi? Asıl bahar'ı kaçırdık. Bu sene var ya başka bir güzeldi. Selim'in nişanı olmasa yazı da göremeyecektik. Ne yani, gelmeyecek miydin? Oğlum yazdan yaza görüyoruz zaten yüzünü. Hızlan abi. Hızlan, hızlan, hızlan. Solla şunları. Şişt, yanlarında adam var lan, ayıp olur. Bulaşma sakın. Abi solla. I love Jesus, I love you. Manyak herif, manyaksın oğlum ya. Çok şükür. Oh be, rahatladım vallahi. Kız arkadaşın var mı? Var. Yok. Senin? Yok. Oğlum senin bir İngiliz vardı, ne oldu? Arada mailleşiyoruz işte. Yerlilerden kimler var? Hiç kimse. Oğlum ebeninden evlen diye tutturmuyor mu sana?
Bak Selim'e, başı bağlandı. O oldu ama. Gerçi milletvekili damadı oğlum, boru değil ya. Hadi bakalım. Şşş lan, gir içelim manyak herif. Gözün oynamasın senin. Selim, Selim oğlum kalk. Kalk, Meltem Hanım geldi. Geldi diyorum, merdivenleri çıkıyor. Yaşar Hanımlar gitti mi? Çoktan. Sabah uçağıyla erkenden gittiler. Kalk hadi duşa gir be. Bari duşta diyeyim. Bavulum hazır mı? Hepsi hazır. Smokinlerini kılıflarıyla birlikte aşağı indirdim bile. Heh. Selim inanmıyorum sana. Aşkım her şey hazır vallahi. Bir duşa girip çıkıyorum. 5 dakika yazarım. Gazeteyi gördüm Yadigar Hanım. Saklamanıza gerek yok. Resmin tamamını basmamışlar ki. Arkada Erdoğan'la Didem de vardı. Hem kaç haftalık resim bu. Daha yeni basmışlar. E sen de biliyorsun o geceyi. Didem'in doğum günüydü. Yemek yemeye gittik diye anlattım ya sana. Sen Ankara'daydın. Bu konuda konuşmak istemiyorum Selim. Ne olur sen de bir an önce giy, duşa uçağa kaçıracağız. Öf, hala içki kokuyorsun. Yemek değiştirmiş şarap işte. Seni bıraktıktan sonra dolu dolu eve geldim. Oh, tamam hadi ben aşağıda bekliyorum. Valize hazır. Smokin de kılıfında. Dün gece kaçta geldi eve? Nereden bileyim? Ben erken yattım. Yadigar Hanım, siz herkes eve girmeden uyumazsınız. Söyleyin kaçta geldi Selim? Bana bunu sormayın Meltem Hanım. Selim ne diyorsa o. Toranlar beyler ancak akşama burada olurlar. Ankara'dan başka davetli var mı? Var tabii. Nişanı niye burada yapıyoruz? Kim olduğumuzu görsünler diye. Doğru. Geçen hafta neredeyse bozuluyordu nişan. Aa! Biri Meltem'i aramış. Selim teknede kızlarla alem yapıyor demiş. Öyle miymiş peki? Benim de soyadım Yaşaran baba. Reşat Yaşaran'ın oğlu değilim ama Rıfat Yaşaran'ın oğlu. Ya sakin ol. Selim'in şirkette hissesi var, benim yok. Ben bütün gün eşek gibi çalışırken o yan gelip yatıyor, amcam görmezden geliyor. Bari bu sefer aklını başına toplasın bu çocuk. Bir kere daha olursa babası çeker vurur. Adamla iş yapacak. Ay, Rıfat da buna hazırlanıyor günlerdir. Benim neden hissem yok baba? Tamam. Neden? Ha? Tamam. Şu nişan işimi bitsin, konuşacağım abimle. Bunlar arkamdan iş çeviriyorlar. Hissediyorum. Bildiğin bir şey var da bana söylemiyorsan önce seni defterden silerim diyor. Aşk olsun işte ya, bildiğim bir şey olsa söylemez miyim? Ya vallahi bir şey bilmiyorum ya. Rıfat, vır 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 vır, ne oluyor orada? Meseleniz neyse bitirin artık, sıkıldım. Teşekkür ederim. Hadi ben gidiyorum. Nereye oğlum? Otur işte, yeni geldik. Sen dinlen, ben de bir atölye uğrayayım. Galip Usta söylenmesin şimdi. Of Kerim, ne huzursuz herifsin ya. Oğlum işim yok demedin mi? İşte hazır bizimkiler de yokken havuzda bezeriz. Sen şu telefonuna bak da. Selim. Alo damat, geldin mi? Yok, daha önce havaalanına gidiyoruz Meltem'de. Oralar nasıl? Buralar yanıyor. Her bakımdan.
Tamam. Akşamüstü gel, parti var. Sizde mi? Yok abi, ben gelmem. Şimdi çekemem Reşat Yaşar'ın. Yok be, Meltemler'in kalacağı otelde. Cennet Koyun'a yeni açılan otel var ya orada. Ha. Bütün misafirler orada kalıyor zaten. Biz de direkt oraya ineceğiz. Tamam, olur o zaman. Selam söyle. Bak, Kerim'in de selamı var. Beraber geliriz. Kerim'i getirme oğlum, ek şimdi. Tamam, mutlaka getiriyorum. Ulan Vural, ulan Vural. Tamam, hadi hoşça kal. Ne zaman iniyor senin uçak? Tamam, hadi görüşürüz. Kerim kim? Kerim? Ben ilkokulu orada okumuştum, anlatmıştım ya sana. Ta o zamanlardan arkadaşım. Yazdan yaza görüşüyoruz. Oralı. Demir ustası. Marangozhane gibi bir yerde çalışıyor. Eli ekmek tutan arkadaşlarım da var yani, görüyorsun. Çok sevindim. Keşke benim için söz vermeseydin oğlum ya. Saçmalama be oğlum. Adam nişanlanıyor. Bütün arkadaşlarını da yanında istiyor işte. Üstümü değiştirip geleyim o zaman. Nereye gidilecek? Cennet Koyun'daki otele. Ha. Şimdi ben benim tişörtlerden vereyim diyeceğim ama böyle biraz göbeği açık bir model olur sana. Hadi görüşürüz. Mukaddes. Burak, ne işiyorsun bu garibanlarda? Yazın geldiğini anlamadılar. Kapa, 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 kapa. Herkes bakıyor. Bu keçilerden, koyunlardan başka kim görüyor beni? Sen de bakmıyorsun bana artık zaten. Hadi otur, otur hadi. Bir çay koy bana hadi. Fatma Gül, sana da doldurayım mı? Yok abi, sağ ol. Halide annelerde içtik biz. Ne kız bu hal? Girdin adamın koyuna değil mi? Aşk olsun yenge, yapma böyle. Günahıma giriyorsun. Şişt, anlatma bana. Halide annelerde çay içmişmiş. Abin yer o palavraları, ben yer miyim? Vallahi oradaydık, beraber yemek yedik. Ha, yeni eve hiç gitmediniz yani ha? Gittik tabii ama düşündüğün gibi değil. Bak bak nasıl göçürüyor gözlerini. Kız sen ne yere bakan yürek yakansın sen? Aa yenge, vallahi kırılıyorum. Bana bak, evlenmeden önce yiyorsun o hatları. Herifin hevesi geçecek. Ortada kalacaksın. Biz bir şey yapmıyoruz. Kız bir adın çıksın var ya. Saçını da açsan, kıçını da açsan koca moca bulamazsın. Bak ben sana söyleyeyim. Mukaddes. Ne oluyor? Hiç, konuşuyoruz. Mustafa'yı anlatıyor. He, iyi. Çok havalandı, çok bu. Nişanlandıktan sonra hele. Şımardı tabii. Ne yaptı ki çocuk, ne yaptı? Çocuk mu? Ne anasının gözü. Az değil o, az değil. Dinle sen beni. Aa, yaşaranların kahyası. Nasılsın Rami? Sağ ol, sağ ol. İyi, iyi. Merhaba İsmail abi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel otur, bir çay koyayım sana. Sağ olun, iş çok, oturmayalım. Sen uğramazsın buralara, ne oldu? Eskiden çiftlikte çok iş vardı. Burnumuzu çıkaramıyorduk dışarı. Şimdi mandrayı da kapattık. Duydum. Ben de duydum. Uğraşamıyoruz. Duydum. Geçenlerde peynir verdim size de, arkadaş söyledi. Aa evet, deniyoruz çevredeki mandraları. Bizdeki çeşit başka mandıra da var mı İsmail abi? Aşk olsun. Önce bize gelecektin. Onun için geldim ben de işte ya. Reşat Bey'in oğlu Selim nişanlanıyor öbür gün. Hadi hayırlısı. Çiftlikte yapacaklar. Fiyatla anlaşırsak peyniri, tereyağını, yoğurdu falan sizden alalım diyorum. Anlaşırız İsmail abi, anlaşırız. Şu yaşaranların parası bizim mandıraya da bir girsin bakalım. Şöyle bereketlenelim biz de. Hadi bakalım öyleyse. Hadi bakalım. Ver liste ifade et. Sabahtan istiyoruz hepsini.
Tamamdır. Biz mi getirelim, siz mi alırsınız? Aa, siz teslim ederseniz daha iyi olur tabii. O gün bütün arabalar sağa sola koşturacak. Bunu düşünmemiş oluruz. Tamam tamam, hiç problem yok. Ayrıca o gün için mutfakta çalışacak ekstra eleman toplayacağız bu koydan. Sizin de göndereceğiniz birileri varsa yemeğiyle çalıştırırız. Olur olur, olur olur. Aa, biz bile geliriz İsmail abi. Malum kızı evlendiriyoruz. Vallahi her kuruşa ihtiyacımız var bizim. Kardeşimi evlendiriyoruz da. Ha, inanmıyorum. Bu güzel kız senin kardeşin mi Rahmi ya? Evet, evet, evet. İsmail abi, ben her şeyin en alasını yapacağım sana. Hiç merak etme, seni mahcup etmem. Sonrasında da hep bizle çalışırsınız inşallah. Evet işte, gösterin kendinizi. Ha, bir eksik olmasın aman ha. Ortada bırakmayın bizi. Sen merak etme, bana bırak her şeyi. Hadi eyvallah. Hadi hoşça kal. Hayırlı işler. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle, güle güle. Dur bakalım, dur, daha yeni başlıyoruz. Sen yaşayanların mandrası olmak ne demek biliyor musun? Fesat Yasaran bu adam. Kahyası kahyası deli. Kahya kahya. Bak bir düşün bakalım. Kahyası böyleyse kendi nasıl? Olunca öyle zengin olmak lazım işte ya. Hadi iş başına, hadi bakalım. Bahane yok bugün. Yenge, akşam Mustafa'lar bize gelmek istiyor. Gelsinler, gelsinler. Yemeğe demeseydin. Düğün işi konuşulacakmış. Al Murat'ı da. Git yemek işine başla, hadi. Misafir senin misafirin, benim değil ki. E tamam, ben bir şey mi dedim? Murat. Hadi alacağım, eve gidiyorum. İşten kaytarsın da ne olursa olsun. Dökülmesi için gün aşırı duştan önce 10 dakika diyorum, tamam mı? Ya friksiyon mriksiyon hep anlattığım gibi bunları yazmıyorum. Yazmayın yazmayın, hatırlarım. Size niye ebenine diyorlar? Annemin lakabıydı ebenine. O da benim gibi şifacıydı. Ben ne öğrendimse ondan öğrendim. Ay anacığım, şahane bir kadındı. Böyle boylu postlu, dalyan gibi. İşte Girit'ten gelmiş, buraya yerleşmiş, burada evlenmiş, beni doğurmuş. Ölene kadar eteğinin dibinden ayrılmadım hiç. Sonra o ölünce bu sefer de kasabalı bana ebenine demeye başladı. Ebenine aşağı, ebenine yukarı. Kısacası anacığım adını miras bıraktı bana. Ne güzel. İzmirli bir Rus var. O bana ebe nine diyor. Nine İngilizce 9 demek ya. Ebe nine yani. Hadi ne yapacağım, ben bir dükkan açtığım zaman tabelayı ebe 9 yazacağım. Aslında bu tariflerle İstanbul'a bir gelseniz var ya, kesin meşhur olursunuz. Ayol ben burada da meşhurum yavrum. Protokoldeki 20.000 hemen kaymakamdan sonra, ne haber? Ay şaka bir yana, ben burada öyle mutluyum ki. Otlarım burada, dostlarım burada. Siz evli değil misiniz? Ay bir ona ilacım yok, evde kaldım anacığım. Ay ama aslan gibi bir oğlum var. O nasıl oluyor? Bu da annesinden miras kaldı bana, bir doğurmadım yani. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Meryem abla nasılsın? Ben de seni anlatıyordum küçük hanımlara. Limonata hazırladım, hadi koyuver kendini. Ha yok, ben bir duş alıp çıkacağım. Selin bütün arkadaşlarını nişanlısıyla tanıştıracakmış. Cennet koyuna çağırdı. Peki hadi git git git. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Hadi bitti bunlar. Fayda görmezse ara. Görürsen de ara, bittiği zaman malzemeler ben kuryeyle yenisini yollarım. Çok teşekkürler, görüşürüz. Hadi hoşçakalın.
Akşam yemeğe eve gelecek misin oğlum? Bilmiyorum, ararım ben seni. İyi tamam. Ya kızartma yapacaktım senin için, yapmayayım o zaman. Yok yok, yapma ablacığım, çok sağ ol. Kim gidiyorsunuz, herkes geliyor mu? Selin geliyor nişanlısıyla. Ha? Vural da ben karşıladım. Bu Vural şey miydi, bu eski hani kadastrocunun oğlu? Aha. Erdoğan da geldi. İyi, sen hariç soysuzlar çetesi. Aşk olsun Meryem abla. Var ya, sırf şu gösteri yapmak için bu kadar insan toplamadıysa dünyanın en adisiymiş. Kraliyet uçağının kapısı açılıyor. Prens Yaşar Han, müstakbel eşini doğduğu topraklara indiriyor. Prensi. Ve halkı selamlıyorlar. Gelmedi. Açsana oğlum. Benim değil. Sustur o zaman. Tamam, susturdum. Görüşmek istemediğin kızsa imdat diye kaydedeceğiz. İmdat bir, imdat iki. Mesela bende bir imdat yedi var, çok yapışkan bir arkadaşım. İmdat yedi. Evet gülme oğlum, vallahi kafan kıyarken bir açıyorsun, ondan sonra kurtulabilirsen. Oğlum bu benim imdatlarımdan biri değil, Selim Bey'in imdadı. Kafası iken telefon numarasını veriyor, mecburen de telefon bende kalıyor. Sen versene şu numarayı bana. Yok ya. Ya ver oğlum işte ya, bak Selim'i bu dertten kurtaracağım. İmdat 8. Ne haber lan? İyidir. Bu ne pantolon oğlum? Sorma, Meltem'in araba tutuyor da. Ha. Kerim. Hoş geldin. Daha da yakışıklı olmuşsun lan. Git gözüm görmesin seni. Ne haber oğlum? Hayatım. Sizi şahanemle tanıştırayım. Kızın en şahane özelliği. Babasının meclisindeki koltuğu. Vural doğum günümde görmüştüm. Merhaba. Merhaba. Kerim, sana bahsetmiştim. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Yanından geçme, alev alırsın ha. Ne oldu? Bunlar gündüzden mi içirmeye başladılar seni? Bir de şu halde araba kullandın sen, öyle mi? Şu haline bak. Sen o kafanı kırmadan ben kıracağım. Hoş geldin. Galip Usta'ya söyleyeyim de araba vermesin senin altına. Aptal seni. Bir de söz verdin bana bir daha içkili araba kullanmayacağım diye. Tamam, çok özür dilerim. Sen gel bakayım buraya. Sana başka bir şey de mi içirdiler ha? Ha, ot mod? Çünkü her bir numara var bu itlerde. Ya Meryem abla lütfen.
Başın mı dönüyor? Şey yapayım sana. Bir kahve, bir ayıltan aşı. Ben birazcık burada durayım böyle serin serin, kendime gelirim. Tanıştın mı bu Selim'in nişanlısıyla? Nasıl bir kız? O oğlan ağlayan kızın aklına tüküreyim ben. Benim sevdiğimden mi yaptı? Evet. Yalancı hurma tatlısı. Kayınpederinin sevdiği tatlıdan yapar hep bak. Size de dondurma yaptım. Hah, eline sağlık. Kaymak da getir. Yeni yaptım, mis gibi. Ha. Ben dondurma almayayım, yeter. Çocuğa ver önce, bana verme. Siz buyurun, ona da vereceğim. Eline sağlık, kamerat kızım. Eline sağlık. Ben istemem. Doğuman çok yağlıydı, midemi yaktı. Çok da yağ koymadım ama. Abine ver, abin yer. Sağ ol Gülüm. Otur kızım, sen de hiç durmadın. Başım döndü. Şimdi böyle tabii, gözünüze girecek. Evlendikten sonra göreceğiz ikramını, hanımlığını bakalım. Biz göreceğimizi gördük, memnunuz kızımızdan. Eline sağlık. Koyayım mı daha? Yok, sağ ol. Tarihi konuşalım. Hı? Konuşalım. Evin birkaç haftalık işi kaldı. Yarın mutfağın, banyonun seramiklerinde sipariş vereceğim. Sen birkaç hafta diyorsun ama o evin çok işi var Mustafa. Bak ben sana söyleyeyim. Halide abla geçen gün bizi gezdirdi değil mi? Oho, aylar sürer. Öbür bahar ancak evlenirsiniz, vallahi ben sana söyleyeyim. Yok yok, yaz sonu tamamdır. Mustafa birkaç gün daha yok. Sonra gelince babasıyla bir girişecekler. Bizim enişteler de yardım edecek, bitecek hayırlısıyla. Ya inşallah. Haftaya da gelinlik için çıkarız çarşıya. Aman benim gelinliğin üzerine yaparız. Bir de gelinlik masrafı çıkmasın size. Olur mu öyle şey? Kendi gelinliğini giyecek. Kendi gelinliği olacak. Her şey yepyeni olacak, yepyeni. Düğün müğün olmayacak ama değil mi? Yaparız şehirde güzel bir nikah, olur biter. Neden canım? Dul kadın mı alıyoruz? Sen de. Kendimize göre yaparız bir şeyler. Bizim bahçede yaparız düğünü. Olur olur. Reis'in kardeşinin sahilde lokantası varmış. Orada yaparız diye düşündüm ben. Bakalım, konuşacağım. Boşuna masraf bence. El alemi eğlendireceğinize kendi evinize harcayın o parayı. Vallahi. Biz düğün müğün mü yaptık Rahmi? Ama annem babam yeni ölmüştü. Ama ölmüştü. Çok istedik ama yapamadık ki. Yapamadık. O başka tabii. Canınız sağ olsun. Kasabaların çoğu bedavadan oturuyor arazilerin üzerinde. Bu adalardan gelenlere mübadele de verilmiş. Ama toprakları karşılığında vermişler. Bedava değil. Bu araziler kadar değerli değil efendim oradaki araziler. Hepsi o güzelim koylara çöküp kalmışlar. Söylesin işte Münir. Öyle öyle. Bir de hayvanlarını salıyorlar sahillere. Yat turistlerini rahatsız ediyorlar. İnanır mısınız bu yıl 10-12 tane şikayet davasına baktım. Yok. Ben daraldım abi. Kalkacaksanız kalkın, fenalık geldi. Onlara tepelerde başka araziler gösterelim. Tekrar değiş tokuş yapalım. Evet, evet. Yani şimdi o koylarda birkaç tane uluslararası tesis olsa yani fena mı olur? Aman bozmasınlar kıyıları. Ben çok üzülüyorum. Yok öyle değil Ender Hanım. Yabancılar yapıyor ya. Böyle doğaya uyumlu, doğayla iç içe. Öyle. Kesinlikle. Müsaadenizle, ben kalkıyorum. Aslında bizim de bir misafirlere bakmamız lazım. Meltem yurt dışından arkadaşları var ya, yalnız kalmasın. Tabii tabii, ilgilenin misafirlerinizle. Ben dönmem artık, siz gelirsiniz. Tamam canım, ama dikkatli olun. Arabayı almayın, şoför götürsün getirsin. O zaman yarın görüşürüz, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hilmiye, Ender Hanım'a şeyi gösterelim mi? Bizim serayı. Aa tabii. Görmek ister misiniz Peruş'un şahane serasını? Tabii ki. Afiyet olsun. Ne diyordum? Aha! Şimdi o araziler sit alanı biliyorsunuz. Aslında ne onlara faydası var ne bizlere.
yarın öbür gün bir kanun çıksa her şey değişir belki diyorsunuz ha? Aynen öyle. Madem ki öyle, görelim bakalım şu koyları. Neden bahsettiğimizi bir anlayalım ha? Harika, harika. Ben de ona diyorum işte. Bir gelmişken bir görün bari. Yaşaranların oğlu nişanlanıyor bu hafta sonu. Hangisinin ki? Büyüğünün, Reşat Yaşar'ın. Büyüğünün, büyüğünün. Bu sabah mandıraya geldi Kahya. Peynirlerini bizden alacakmış. Hı. Ya. Hadi bakalım, siz de sosyetik oldunuz desene. Nişana da çağırdılar. Mutfağa ama, yardım etmeye mutfağa çağırdılar. Ben davet mi ettiler dedim Rahmi. Tövbe tövbe. Sen de gidecek misin yardıma? Gelecek tabii, ben tek başına altından kalkamam. Malum Rahmiciğim. Ne malum? Nesi malum? Ben yardım etmiyor mu? Yardım etmiyor mu ben? Ne diyorsun, ne diyorsun? Tamam. Bir ellerimi yıkayayım. Gel. Rahmi havlu çıkar Mustafa'ya, hadi. Olur. Ben çıkardım. Lavabonun yanında. Tamam. Lavabonun yanında, lavabonun yanında. Tamam abi, sağ ol. Sen otur, ben alırım. Oh, patladım. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Eve kadar yürürüz artık. Başka türlü olmaz. Fatma Gül kızım, ben bir kahve içerim ha? Aa, tabii hemen. Herkese yapıyorum. Babana sade, bana şekerli biliyorsun. Bana yapma. Yengem mahsus yapıyor. Biliyorum. Bu evde hiç rahat olmadığını da biliyorum ama az kaldı. Sabrediyorum. Hadi fikrimi değiştirdim, bana da yap. Ayıp be. Abinin evinde, herkes dışarıda. Utanır insan. Gel güzelim. Gel, gel. Gel canım benim. Kalk hadi. Kalk, kalk. Anneciğim, terlemişsin. Ben kıyamam sana. Hadi bak burada tutulursun. Hadi odanda yat. Hadi. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Thank you.
güle. Hadi iyi geceler. Hep biz geliyoruz, siz de gelin artık. Yoksa güceneceğim ha. İnşallah, inşallah. İyi geceler. İyi geceler. Ayağınıza sağlık. İyi geceler kız. Güle güle, güle güle. Hadi hadi gir içeri, hadi. Fatma Gül. Bunlar da kalkmak bilmediler ha. Yatıya kalsalardı bari. Pelin'in canına minnet zaten. Fırsat olmuyor. Götür çocuğu hadi sen, yatıyorum ben. İyi geceler. İyi geceler. Oğlum az önüne bak, düşeceksin. Diyordun bugün sen. Nerede? Mandıra'da. Kimler görecekmiş bunları bakalım ha? Ben. Tamam canım. Sağ ol. Afiyet olsun. Thank you.
Aldığım gibi getirdim, merak etme usta. Günaydın. Günaydın. Depoyu da fırladım. Şu adamlar için böyle koşturuyorsun ya. Ne diyeyim ben sana? Onlar benim arkadaşlarım, ne yapayım? Sen de onların arkadaşı mısın bakalım? Kendi kendine gelin güvey oluyorsun, ona kızıyorum ben. Oğlum, onların seni taktığı yok. Aç gözünü de gör şunların gerçek yüzünü. Bütün kız seni bir defa bile aramayan insanlar buraya gelince hatırlıyorlar. O da kara kaşına gözüne değil ha. Şoförlüklerini yaptırmak için. Olur mu öyle şey usta? Adamların kapılarında kaç tane şoförleri var? Hem bizim dostluğumuz başka. Aylarca görüşmesek bile hep bıraktığımız yerden başlarız. Hiç dost kondurma sen. Öyle ama. Ne yaptınız dün? Vural'ı ben aldım havaalanında. Erdoğan'la Reşat Beylerle geldi. Selim'le nişanlısı da akşamüstü geldiler. Tanıştık. Güzel kız. Sonra yeni açılan otele gittik. Selim'ler kız tarafın davetlerini orada ağırlıyorlar. Kalabalık tabii. İşleri başlarından aşkın. Nişan telaşı. Sonuç. Yine de eğlendik biz. Ben eve gittim. Onlar da eve döndüler. Çok geç dönmedik yani. Bugün gidecek misin yine? Yok da akşama belki görüşürüz. Belki. Ha yani onlar seni görmek isterse. Oğlum bırak şu adamların peşini. Bunlar senin ayarın değil. Bir tanesi Reşat Yaşar'ın, diğeri Rıfat Yaşar'ın oğlu. Daha ne diyeyim ben sana? Yok yok, öyle deme usta. Onlar babaları gibi değil. Otel nasıl? Rahat ettiniz inşallah. Her şey mükemmel. Öyle güzel ağırlanıyoruz ki. Başka türlüsü mümkün değil ilahi. Ben bu koya ilk defa geliyorum. Öyle mi? Hı hı. Şahane ama değil mi? Evet. Güneş çok yükselmeden gidelim mi Turaner Bey? Tekne hazır. Hanımlar da tekneye binsinler misafirlerle. Biz karadan, onlar denizden koyları gezelim. Tabii, ben hazırım. Hadi o zaman. Amcam otellerin temelini bugün atacakmış gibi aceleydi. Hadi size iyi eğlenceler. Aa, sen gelmiyor musun? Yok aşkım, yapılacak bir sürü iş var. Bugün nişanlanıyoruz, unuttun galiba. Siz gezin güzel güzel, biz de burada organizasyona bakalım. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Anneciğim siz de başınıza bir şey alın. Teknede tente var gerçi ama. Çantamda var canım şapka. Buyurun Ender Hanım. Alçıdan birebir ölçülerde bir silim yaptıracağım buna. Nereye isterse yanında götürsün. Ne abi ya, hep böyle olacaksa yandık vallahi. Günaydın canım. Alo, hazırlan hadi seni almaya geliyoruz. Erdoğan var. Meltem teknede. Hadi abi gün bizim. Hadi hadi çıktık hadi. Oğlum Meltem bizim için ekibini duyarsa var ya. Bir de kayınvalidelerle tekne turuna mı çıkacaktım oğlum, o kadar uzun boylu değil. Bırak onları. Kıymık mıymık batacak şimdi. Bir şey olmaz. Bakma öyle. Parmaklarımı çivileyeceğim senin yüzünden. İçin mi çalıyor? Beni mi aradın? Aramamışsın ki. Çoban kaçmış hadi. Sen otlatacaksın bugün hayvanları hadi bakalım. Ama ben bugün Mustafa'ya yardım edecektim, öyle konuşmuştuk ya. Ben mi gideyim Fatma Gül? Bu kadar işin arasında bir de çobanlık edeceğim. Abim gitsin. Abinin başına da çoban lazım kızım. Sürünün yarısını bırakacak gelecek şimdi. Konuşturuyorsun beni. Çok iş var çok Mustafa. Vallahi deli dana gibi koşturuyorum. Git bari. İstersen burayı bırakıp ben de seninle geleyim. Yok. Sen bitir işini. Fatma Gül. Hadi aşkım. Mustafa'nın yanında söyletiyorsun beni. Gel deyince gel işte.
sanki evi kendi yapacak. Muhteşem. Dediğim kadar var değil mi? Gerçekten büyülendim. Burada güneş bir batar efendim, insanı da alır götürür. İnanın içmeden sarhoş eder. Çok doğru. Memleketimizin her yanı başka güzel. Cennet, cennet. Bu arazi efendim ta şuradan başlıyor. Şu ileride gördüğünüz kayalıklara kadar. Bu yoldan denize kadar yamaç, sahil hepsi bir kişinin. Bak bakayım ne var orada. Ebeni neymiş? Dün akşam size bahsettiğim kadın bu işte. Ebenine. Merhaba. Hoş geldiniz. Nine diye size haksızlık ediyorlar. Çok naziksiniz. Ebenine adı Meryem Hanım'a annesinden yadigar. Öyle mi? Öyle. Dünürüm sayın milletvekilimiz Turaner Bey'e manzarayı gösteriyordum ben de. Ha. Ebenine buranın şifacısıdır. Yörenin otlarını toplar, kaynatır, ezer. İnsanları ezmiyorum çok şükür. Benim işim otlarla. Memnun oldum. Ben de. Ya burası ne kadar güzel değil mi? Evet, gerçekten öyle. Biz de onu konuşuyorduk zaten. Reşat Bey buraları karış karış ezbere bilir. Her bir toprağı, her bir parseli. Öyle değil mi Sayın Yaşar Ağa? Burada doğdum. Bilmez olur muyum? Söylesin işte. Beton yığınlarının istila etmediği birkaç yer kaldı bunun gibi. Allah'tan sit alanı ilan ettiler de kimse dokunamıyor. Değil mi? Güzelliğini bozamıyorlar. Börtü böcekte biz de rahat nefes alıyoruz. Hadi iyi seyirler. Ah, nişana da bekliyoruz ebenine. Bak gelmezsen darılırız, haberin olsun. Bakalım. Kısmet. Geçir şöyle. Şöyle şuradan lan. Tamam oldu. Hadi bakalım ustana selam söyle. Sağ ol. Demiştim, seni rahat bırakmazlar. Galip usta merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kerim, hadi at da. Yok, benim işim var. Ya yapma oğlum, seni almaya geldik buraya kadar, hadi. Yok abi, gelemem, çalışıyorum. Hadi oğlum, kaç para senin yemeğin? Söyle, ben vereceğim. 50 mi, 100 mü, kaç? Ağır ol Erdoğan Yaşar'a. Kerim yövmiye ile çalışmıyor burada. O bu atölyenin ortağı. Ne diyorsun gerçekten mi? Hem onun bileğinin hakkını ödeyecek para yok hiç kimsede. Şaka yaptık ya Galip Usta. Sen de hemen alınma canım. Ya kusura bakma Galip Usta. Erdoğan biraz dangıldır işte. Ya Galip Usta biliyoruz çok olduk ama lütfen bugün de izin verin Kerim'e. Zaten 3-5 günlüğüne buradayız. Uzun sürede görüşemeyeceğiz. Ben dönüşte yurt dışına gideceğim. Erdoğan askere gidecek. Ha lütfen. Ya çocuklar siz gidin, benim işim var, gücüm var, gelemem. Hadi numara yapma. Gitmek istiyorsun git. Hem kamyonu yükledik bitti zaten. Bugün fazla iş yok. Ha, bak ne güzel işte. Hadi. Hadi kalanını ben hallederim. Yürü sen. Sağ olasın Galip Usta. Sen geç. Yarın görüşürüz usta. Yapmayın be abi.
Oğlum patron olmuşsun, bize niye haber vermiyorsun? Nazar değmesin diye mi lan? Nasıl işletiyorsun o koskoca işletmeyi? Zordur lan. Dalga geçmeyin be. Önemli adammış işte. Duymadınız mı oğlum ustasının dediğini? Bileğinin hakkı ödenmezmiş. Çelik bileğim benim. Abi siz ne yaptınız böyle ya? Erken mi başladınız? Yok. Şimdi başladım. Sen önüne bak. Admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over. You can't make your mind. Oh. Ey abi, başa döndük, ayıldım ben. İstediğimiz her şey boşa gitti ha. Kerim. Çek beni oğlum, vallahi hiç ayıp kalmadı. Yapma lan, yapma, yapma. Erdoğan, bozacak çocuk. Erdoğan. Sonra bizi kim götürecek? Abi ne yapıyorsun ya? Atsın ya. Yapmayın. Dur. Ne oldu lan? Şuraya bakın lan, ne matrak. Evet beyler, bahisler açılmıştır. Çıkaracak mı, çıkaramayacak mı? Hadi koş, yardım et. Manyak mısın? Hadi başka işim yok. Evet. Bravo. Kolay gelsin bacım. Dur be oğlum, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum, izliyorduk. Yerlisi ya, kıyamadım. Görüyor musun lan kızı? Nereden tanıyacağım be? Güzel kızdı ama. Oğlum ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence bu kız sahildekilerden daha seksi. Hele bir de elbisesi öyle, üzerine ıslak ıslak yapışmış. Oğlum bunu İstanbul'a götüreceksin. Bir saç, bir makyaj, bir giydireceksin. Taş dediklerimiz var ya, taş kesilir karşısında. Yok be oğlum. Bunun üstüne koyun kokusu sinmiştir şimdi. Çıkmaz o. Ya sus be. Yıkanınca mis olur o mis. Çok güzeldi. Beğendiğinize çok sevindim. Şurada bir şey içelim değil mi? Vakti kerahat geldi değil mi? Meltemciğim ne oldu? Selim'i arıyorum. Siz gidin, ben geliyorum. Tamam canım. Seviyorum abi burayı. Buraya gelince çocukluğuma dönüyorum sanki. Aynen. İyi ki geliyorsunuz ha. Yoksa hiç göremeyeceğim sizi. Kenara çek. Sessiz olun. Alo canım. Geldik, biz nerelerdesin? Hazırlıklarla uğraşıyorum. Hala mı? Çok iş var Meltem. Oradan oraya koşturdum bütün gün. Sana bir oğlum. Kim var yanında? Erdoğan var. O da bana yardım ediyor. Ne zaman geleceksin? Sen yorgunsundur şimdi. Dinlen, akşama gelirim ben.
Yorulduk ama çok güzeldi. Aa, annenlerde memnun oldu mu? Hem de nasıl. Harika, çok sevindim o zaman. Hadi akşam görüşmek üzere. Hadi bay. Sussan oğlum, alacağım ayağımın altına şimdi ha. Yenge sorma başıma geleni, koyunun biri kaçtı. Biz eşek gibi çalışalım, sen deniz sefası yap. Oh. Ne sefası yenge, koyunun biri suya kaçtı, çıkarmaya çalışırken düştüm. Ben de yedim yuttum. Hadi git üstünü değiştir Mustafa görmeden, hadi. Mustafa mı geldi? Mustafa şu halime bak, koyunlar suya kaçtı, ben de yakalayayım derken düştüm. Bak çocukcağız kaç saattir seni bekliyor. Ayıp, kasabada böyle mi gezdin? Görenler ne dedi kim bilir, ne düşündüler? Hadi git nişanlının yanına, hadi. Kapatırım ben kapıyı. Kimseye görünmemeye çalıştım. Vallahi kuytudan geldim hep. Sen benim başımı belaya mı sokacaksın? Nasıl dolaşıyorsun böyle etrafta? İsteyerek mi düştüm, Allah Allah? Telefonun niye kapalı? Düşünce ıslandı. Aa, sen aç bakalım, açabiliyor musun? İnanmıyor musun? Tamam hadi inanıyorum, gel. Bırak sen de. Tamam gel, gel. Hadi git üstünü değiş. Akşama bizi yemeğe götüreceğim. Annem bekliyor. Ne yapayım? Seviyorum, kıskanıyorum. Hadi git üstünü değiş, üşüteceksin. Galip Usta çok iyi adammış. Zırt pırt izin veriyor sana. Adamlar senede 3-5 günlüğüne geliyorlar. Olsun artık o kadar. 3-5 günlüğüne geliyorlar. 3 aylık zararı verip gidiyorlar. Sen de onlara uyup küp gibi içiyorsun. Ama bak bugün ağzıma damlasını koymadım. Yarın açığını kapatırsın. Kuzu kulağından ye, senin için topladım. Yerim yerim. Vallahi dağ taş dolaştım, zor buldum. Ha? Reşatlı Yaşar'ına rastladım bizim orada. Almış sayın milletvekili Dünür'ün yanına, keşfe çıkmış. Gerçekten öyle tanıştırıyor adamı ya. Sayın milletvekili Dünür'ün Turaner Bey'di, görgüsüz. Ne konuştunuz? Gözü açık rüya görüyor. Orlar buralar bizim rüyası. Söyledim ama lafımı. İnceden inceden giydirdim, bozdum fiyakasını. İyi yapmışsın. Ne oldu? Ya bir de beni nişana davet etmez mi? Sanki pek sevişirmişiz gibi. Aslında sırf bunların yüzünü görmek için gideceksin nişana. Böyle tapuları hediye olarak takacaksın Selim'in yakasına. Herhalde böyle kalakalılara dilleri tutulur. Gidecek misin peki? Nişana? Hı hı. Tabii gideceğim. Ortalarda biraz görünmekte fayda var. Bunlar böyle etrafımda keh 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 dolaşırken keyiften ölüyorum. Hem sana da kız bakarım. Aman istemem. Niye be? Ayol bunların İstanbul'dan arkadaşları falan gelmişlerdir ha. Vekil mekil kızları. Yakışır. Sana değil bana. Geçerim Reşat Yaşar'ın karşısına. Ben de dönürümle hava atarım. Ha? Çıkıyorum hayatım, 10 dakikaya oradan. Hadi size afiyet olsun. Fikrini değiştirirsen ara. Tamam ararım ama değiştireceğimi hiç zannetmiyorum. Allah Allah, sen gitmiyor musun? Yok ya baba, ne yapacağım? Kayınvalide, kayınpeder, hısım akraba birlikte yiyecekler. Benim ne işim var? Gitmesin zaten, otursun. Ağzını açtıkça saçım alıyor. Ne bakıyorsun? Bugün Turaner Bey'in yanında ne biçim konuştun? Densiz. Az daha sıkacaktım gırtlağını. Canım ne olursun. Baba sen niye gitmedin bugün amcamlarla? Seninle konuşuyorum Erdoğan. Haftalardır hazırlanıyorum. Bugünü bekliyorum diyordun. Neden gitmedin? Erdoğan. Adam Güsel'e bakayım, ne diyorsun? Geveleme. Babamı özellikle bu işten uzak tutuyorsun diyorum. Hakkım olduğu halde hala neden benim bu şirkette hissem yok diyorum. Ahlaksız! Enişte, abi. Dünden beri kenarlarda, köşelerde bunları mı konuşuyordun oğlunla? Yazıklar olsun sana.
Saçmalama yeter. Ağzımızın tadı bozulmasın. Ne oluyorsunuz? Niye susuyorsun ya baba? Konuşsana. Ulan sen bana hesap soracak kadar büyüdün mü? Büyüdüm. Uyuya uyuya büyüdüm. Ama bundan sonra hakkımı arayacağım. Ne bakıyorsun? Kanadın boyunu ne zaman açtı ulan? Senin dilini koparırım, dilini. Hakkını arayacakmış. Yok senin hakkın bakın. Hepinizin hakkını babana veriyor zaten. Bir kelime daha edersen bir daha yüzümü göremezsin. Otur Rıfat abi, Allah aşkına otur ya. Deli oğlan yüzünden iki kardeş birbirinize girdiniz nişan üstü. Enişte otur sen de. Adama bak ya. Akşam akşam mansabını bozuyor insanın. Ben oğluma bugüne kadar bir tek fiske bile vurmadım. Onun için böyle oldu zaten. Rıfat abi. Rıfat abi otur. Gel abi otur. Hadi. Lütfen. Sakin. Abla, abla içeri hadi. Hadi abla içeri. Aile arasında olur böyle şeyler ama gözünüzü seveyim, büyütmeyin ya. Böyle mi dolduruyorsun oğlunu Rıfat? Ha? Abim beni sömürüyor mu diyorsun? Hayır, tabii ki böyle söylemiyorum. Ama Erdoğan sabah akşam senin eteğinde it gibi çalışıyor. Senin bir gün bile gelmiyor, hisseleri var. Erdoğan kendini bütün gün sana ispatlamaya çalışıyor. %1'i bile yok. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Öldüğünde mirasıma mı konuluyor? Bu ne acele? Tamam enişte, tamam tamam, her şey yoluna girecek. Yaz sonunda sermaye artırımı var. Gelir amcasının elini öper, eniştem de onu reddetmez değil mi enişte? Ha? Ya aile içinde böyle laflar edilir mi? Enişte, bak Turan eğer aile içinde anlaşmazlık olduğunu anlarsa kötü olur. Değil mi? İşimizi bozmayalım. Hadi Rıfat abi. Hadi eniştemin elini öp, hadi abi. İşte böyle ya. Erdoğan, Erdoğan. Tamam anne ya. Merak etme, kendime bir şey yapmam. Yaparsam o herife yaparım. Söyleme öyle. O aşağılık soysuzu gebertirim, gebertirsem. Bahçeyi çevirdikten sonra bak şuraya bir barbekü yapacağım. Balıktan döndüğüm geceler pişiririz güzel güzel. Rakı da açarız. Sen de bir kadeh içersin. Bana eşlik edersin. Şuraya da bir sedir yaparız. Sıcak gecelerde yıldızların altında uyur kalırız beraber. Sabaha karşı çiğ yağar üstümüze. Tutulur her yanım. Mandıraya gidemem, yengem kudurur. Evlendikten sonra seni mandırada çalıştırmayacağım ki. Bir tek kendi evinle uğraşacaksın. Kendi evim ya. Benim anahtarım olacak. Benim kapım olacak. Kendim açıp kapayacağım. Benim yatağım olacak ilk defa. Benim dolabım, benim perdelerim. Tabak, çanak hepsi benim olacak. Evin işlerini bitirince gelinlik kızlar için el işleri yapacağım. İstersen. Ben istersem. Ben istersem iş yaparım. İstersem yan gelir yatarım değil mi? Kime ne? Tabii. Yengem buraya da gelip laf edecek değil ya. Benim evim benim mutfağım. Kendi sevdiğim şeyleri pişireceğim. Benim sevdiklerim pişmeyecek mi? Sen yokken dedim. Sen yokken. Burada olduğun zamanlarda senin sevdiklerini pişiririm tabii. Evlendikten sonra daha zor olacak seni beklemek. Yokluğuna katlanmak. Şimdi kolay mı? Değil. Şimdiden saatleri saymaya başladım bile. Bir bu gece var, bir yarın. Gündüz görüşürüz ancak. Sonra gidiyorsun. Akşam da görüşürüz. Görüşemeyiz. Yaşar Hanlar'ın nişanı var. Mutfağa yardıma gideceğiz ya. E gelir ben seni görürüm. Yapma. Evlendikten sonra seni kimsenin mutfağında çalıştırmayacağım. Kimseye hizmet etmeyeceksin. İş iştir, para lazım. Gocunmuyorum. Üzülme vallahi. Seni çok seviyorum Fatma Gül. Ben de seni.
yemek tepsilerini bu tarafa. Tatlıları şöyle koyun. Mukaddes, ayranlar nerede? İçkileri taşısın da getiriyorum. Birinci hemen buza batır onları. Tamam. Mukaddes. Fatma. Daha çok var mı? Var, çok var. Çok. Şimdi ayranları da taşıyacaksın. Olur, taşırım. Ayranları da taşırım. Makyajı yapılıyor. Bak bakalım nasıl olmuşum. Çok şeysin. O ne surat öyle? Geçer. Erdoğan geliyor değil mi nişana? Lafını bile ettirmiyor. Selim'i yolladım. Artık onu da kırmasın. Oğlum ilerletme işte. Bu benim nişanım, babam değil ki. İsrar etme, gelmeyeceğim. Bak ona kızıp beni cezalandırıyorsun ama. Daha bir sürü işim var, gidip tıraş olacağım. Git başımdan. Vallahi konuşmam. Yüzüne bakmam ha. İşime gelir. Ya biraz alttan alsan ölür müsün? Ölürüm. Bak sen gelmeyince babam daha çok köpürecek. Hay senin babana. Aa uzatıyorsun ama. Sen uzatıyorsun. Ya git damat mı olacaksın, kukla mı olacaksın, ne olacaksan ol kardeşim. Beni rahat bırak. Hay yuh be abi, inada bak. Hem de bana yapıyorsun ha. Ama ben de seni bu nişana götürmez. Rahat dur, bak kalbini kırarım ha. Geleceksin. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Kaç kere nişanlanır lan insan hayatında ha? 3, 5, 8, 21 Ama ilki bir tane. Kolay gelsin. Saadet Meltem Hanım'ın karnı acıkmış. Bir şeyler hazırlayın da yesin. Şunlardan hazırlayalım hemen. Yok yok, onlardan değil. Şundan biraz koyun. Biraz da kanepe. Arkadaşları var. 2 tepsi hazırlayın. Tamam. Sen de yardım et. Meyve falan da koyun. Hemen hanımefendi, götürür şimdi. Tepsi al buradan. Neydi dün yanınızdaki çocuğun adı? Hangisi? Uzun olan mı, kısa olan mı? Kısa olanı biliyorum Vural. Ötekini soruyorum. Kerim. Heh, gerçekten demirci miymiş yoksa Selim benimle dalga mı geçti? Vallahi demirci. Yani demirci, marangoz öyle bir şey. Hatta burada yaşıyor. Ama ne güzel konuşuyor. Hoş çocuk zaten. Kendini yetiştirmiş. Güzel de dans ediyor. Turistleri tavlamak için birkaç şey öğrenmiştir işte. Hepsi de o kadardır. Peri Hanım yolladı. Bak şöyle. Allah mesut etsin. Teşekkür ederim. Rujunu sürmeden ye istersen. Tamam. Yürü. Afiyet olsun. Kızlar hadi. Bakın zeytinyağlılar da var. Hadi. Ben sadece meyve yiyeceğim. Bu Erdoğan gerizekalısı da kime trip atıyorsa. Reşat Yaşar'ın da çok umurundaydı. Selim onu ikna eder. Ne oldu? Aşağı mı inmek istiyorsun? İnemiyor musun yoksa? Geç hadi geç. Yazık, utandı. Abi bu o kız değil mi? Kim? Ya şu çoban kızı. Hani denize düşüp koyuna sarılan. Yok be. O mu? Cık. Abi bu o. Var mısın iddiaya? Oğlum çobanın burada işi ne? Belki de odur, kim bilir. Güzel kızmış ama. Sen niye kaçırdın ki bunu? Yoksa buralı değil mi? Ne bileyim ben, belki de başka koydandır. Ne oldu? Verdim geldim. Bir şey olmuş. Bak bakayım ona, ne oldu? Yok bir şey. Vallahi yok. Gelin hanımı gördüm. Üzerinde dergilerdeki çamaşırlardan vardı. İnceli falan oluyor ya böyle altlı üstlü takım. Üstte oturuyor böyle korseli. Büstiyer mi kız? Ne rengi? Siyah mı? İnci rengi. Aman. Siyah olacak.
ya da kırmızı. Fırtlatacaksın elleri böyle. Bunlar rengi vardır zaten. Çok güzeldi ama. Çok yakışmıştı. Allah mesut etsin. Biz de biliyoruz ne giyeceğimizi ama... paranın gözü kör olsun. Ay çok güzelmiş. Ay harika. Değil mi? İyi düşünmüşler. Allah'tan bakamayan değil. Hiç olmazsa oğlu değil. Selim'in işi daha zor. Hiç öyle görünmüyor ama. Senin keyfine tüküreyim Reşat Yaşar'ım. Şeytan diyor. Şşş Erdoğan oğlum fena takıldın kendine gel. O da ayrı bir salak. Yaşar anların veliahtı yiğit. Ya Erdoğan. Abi kendine gel. Bir eğlenmene bak. Allah Allah. Hadi beyler, hamallık etmeyelim. Ha? Şöyle. Hadi, sen de al abi bir tane. Yok abi, alkol aldım ben. Hı. Al al, hatta bir şey olmaz. Bizimkine söylesem koşa koşa gelir ha. Aman ha sakın, yoksa düğümü dağıtır. Ne olacak şimdi? Aldın mı? Eyvah. Yandın oğlum sen. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kerim ebeninden gidiyor. Ben gidiyorum. Meryem abla nereye? Aa! Ya yeter bu kadar işte. Göründüm gidiyorum ben. E tamam götüreyim seni. Yavrum sen eğlenmene bak. Ha bana bak. Sakın içkili araba kullanma ha. Bak bir daha yüzüne bakmam. Konuşmam seninle. E tamam. Geç mi kalacaksın? Yok. Ha evet. Ural'da kalacağım zaten. Bak iyi ki sordun. Bir de merak edecektim seni. Sen de buldum bir tane. Sağ ol. Hadi, hadi. İyi eğlenceler. Görüşürüz. Selam. Seni tanıyorum galiba. Sen o kızsın değil mi? Koyun denize kaçan. Tamam. Bir sesini duysaydım. Niye kaçıyorsun? Çekil şuradan. Peki kimsin? Kimlerdensin? İyi misin, cin misin? Fatma Gül. Nasıl hiç? Herifle konuşuyordun gördüm. Ne diyordu sana? Tuvaleti sordum.
Vallahi. Allah canımı alsın ki. Hadi yürü. Mutfakta işiniz bitmiş, gidiyoruz. Kerim, iyi misin? Çok. Daha patlamadı. Patlayacak, patlayacak. Niye surat asıyorsun? Ne yaptım ben? Mustafa. Ben nişanlımı biraz daha göreyim diye kalkıp geliyorum. Fatma Gül nişan seyrediyor. Adamlara tuvalet tarif ediyor. Ay Mustafa. Yapma ama öyle. Sabah seni uğurlamaya geleceğim zaten. Gelmene gerek yok. Geleceğim. İstemiyorum, gelme. Ne oluyor? Geleceğim. Uğurlarken bunu sallayacağım. Sonra da sen dönene kadar koklayacağım. Nerede saklayacağım? Göğsünde mi? Şişt. Hadi söyle bakayım. Ama gelme, tamam mı? O saatte kalkma. Erken gideceğiz. Hava karanlık olur. Tamam. O ne abi? Şuna bak, halkayı taktık, halkalı köle olduk resmen. Oo, her köle senin gibi olsa oğlum. Sırtın sağlamdı, şimdi hiç yere gelmez. Sen beni kıskanıyorsun abi. Evet, neden? Çünkü sen önde gidensin, ben geride kalanım. Sen yaşaranların göz bebeğisin. Ben kaka çocuğuyum. Kaka çocuk, kaka çocuk, kaka çocuk. Ne yapıyorsun lan? Gel, 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 gel. Ne oluyor oğlum ya? Denizin kokusunu içinize çekin, bak bak. Gecenin sesini dinle. Kız nereye? Fatma Gül. Ben sana sorarım.
evlenmek isteyen? Aa yok 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 yok. Kafamın içinde hala sıp 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 müzik çalıyor. Abi yine o kız. Hangi kız? Hey sen koyunlu kız. O kız o kız. Koş koş koş. Dur. Bir şey soracağım. Tut. Hoppa tuttu. Aa! Ne oldu? Dur. Yok bir şey. Söyle sen o musun değil misin söyle. Şimdi anlayacağız onu. Vural içkiyi getir. Islatıp bakacağım. Koş lan. Koş. Dök. Dök. Yerinde git. Fırla. Çabuk. Hadi gel. Sus. Ben tanıdım bu vücudu. Abi bu. Bu o vücudu. Allah. Abi tanıdım bu. Abi şimdi ne oluyor? Gel.
kıyıdan gel göreyim o gün yüzünü. Söyle beni ses. Kızım.